Türk ordusu Suriye sınırında PKK, YPG terör örgütünün işgal ettiği ve terör bölgesine dönüştürdüğü alana müdahale etmek için bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün Türk ordusunun Suriye ve Irak'ta terör odaklarına yönelik askeri harekat yapmasını bir sene için mümkün kılan Cumhurbaşkanlığı tezkeresini onayladık. Allah ordumuz başarılı etsin. Allah'tan olsun. Ancak yapılması gereken doğru bir diplomasiyle Türk ordusu yerine Suriye ordusunun bu bölgede PKK, PYD ile mücadele etmesini sağlamak olmalıydı. Öyle olmadı. 2011'den bu yana izlenen yanlış Suriye politikası devam ediyor ve Türk ordusu can verip kanını dökerek Erdoğan'ın stratejik hatalarını taktik başarılarla durdurmaya çalışıyor. Değerli basın mensupları, Türkiye Suriye'nin kuzeyinde bir PKK-PYD fiili hukuki bölgesinin kurulmasına asla izin vermemelidir. Çünkü bu bölge önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye saldırı için bir üs olarak kullanılacaktır. Türkiye şimdi gereken kararlılığı göstererek PKK-PYD bölgesinin oluşmasını engellemelidir. Ancak Erdoğan yönetiminin hedefinin PKK-PYD yapılanmasını sonlandırmak değil, sadece Suriye'nin kuzeyinde dar bir şeritte bir güvenlik bölgesi kurulmasıyla yetinmek olduğu anlaşılıyor. Ayrıca PKK-PYD'nin varlığına tamamen son vermek için Türkiye'nin Şam rejimiyle işbirliği yapması gerekir ki Erdoğan hala bu noktadan çok uzak duruyor. Değerli basın mensupları, Suriye'de PKK-PYD bölgesine yapılacak askeri operasyonun gerekçelerinden birisi olarak oluşturulacak bölgeye Türkiye'den 1 veya 2 milyon Suriyeli sığınmacıyı taşıma projesi de gösteriliyor. Diğer bir ifadeyle önce askeri harekat, sonra TOKİ harekatı planlanıyor. Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar politikasının halk tarafından büyük tepkiyle karşılandığını görüyor. AKP, Suriyeli sığınmacılar politikasından ötürü oy kaybetmeye devam ediyor. Erdoğan ise Suriyeli sığınmacıları Suriye ile kapsamlı bir anlaşma yaparak geri yollamak yerine algı operasyonlarıyla durumu idare etmeye çalışıyor. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin üzerine bir kabus gibi çöken Suriyeli ve diğer sığınmacıların ülkemiz üzerindeki baskısı her geçen gün biraz daha artıyor. Kayıtlı 3.8 milyon, kayıtsız 1.5 milyon olmak üzere 5.3 milyon Suriyeli var. 1.4 milyonda değişik ülkelerden gelen sığınmacılarla birlikte 6.7 milyon sığınmacı 2011 sonrasında Türkiye'ye gelmiş. Bu bir modern kavimler göçüdür ve ülkemizi çok boyutlu istikrarsızlığa sürüklemektedir. Bu istikrarsızlık şimdilik sırasıyla ekonomik, kültürel ve sosyal istikrarsızlıktır. Ama derinlerden politik istikrarsızlık bir deprem gibi geliyor. Ve en korkunçu ülkemiz için büyük bir jeopolitik istikrarsızlığın köklü şekilde de temelleri atılıyor. Türkiye'nin bu kadar büyük bir sığınmacı nüfusu ile ekonomik, politik, sosyal, güvenlik alanlarında istikrara kavuşması ne yazık ki mümkün olmayacaktır. 1999 depremi nasıl Türkiye'yi ağır bir ekonomik krize 2001'de sürükleyici, tetikleyici neden olmuşsa, Suriyeli sığınmacılar da 40 milyar dolara mal olarak bugün içinden geçtiğimiz ve Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizi olan krizi tetiklemişlerdir. Ama 99'daki krizi, depremi bir seferde aştık. Yatırımı yaptık. Fakat Suriyelilerin neden olduğu ekonomik krizi eğer Suriyelileri geri yollamaz isek her sene tekrar ve tekrar yaşamak zorunda kalacağız. Eğer bu paraları harcamasaydık 2015 ve 2016'da bütçe açığı vermiyorduk. 2016 ve 2017'de ise çok az bütçe açığı verecektik.
Yılda 2.8 milyar dolar daha az faiz borcu ödeyecek. Veya 12 tane Osman Gazi Köprüsü yapacak. Sadece mali yük de olmuyorlar. Türk işçilerinin elinden 7 milyon işsizimiz varken işlerini almaya devam ediyorlar. Özetle Suriyeli sığınmacılar Türkiye'de kaldığı sürece ekonomik istikrar mümkün olmayacak. Değerli basın mensupları, ülkemizin demografik yapısı köklü şekilde değişiyor. Diğer Orta Doğu ülkelerinden gelenlerle birlikte kayıtlı kayıtsız 6.7 milyon sığınmacıdan yola çıkarsak, eğer bunları Türkiye'de tutarsanız 2040 yılında 12 milyon 368 bin nüfusları olacak ve Türkiye nüfusunun %13.3'ünü teşkil edecekler. Bazı kentlerimiz Türk kimliğini çoktan yitirmeye başladı. Üstelik bu kentler Suriye sınırındaki kentler. Kilis'te 90 bin Türk, 130 bin Suriyeli var. Hatay'da Suriyeliler resmi rakamlara göre nüfusun 27.2'sini oluşturuyorlar. Ancak kayıtsızlarla birlikte şu anda Suriyeliler %35'ini oluşturuyorlar Hatay nüfusunun. Reyhanlı'da Suriyeli nüfusu Türk nüfusunu geçti. Hatay ticaretinin büyük bir bölümü Suriyelilerin eline geçti. Ve bir gün muhakkak Hatay bizim olacak düşüncesinin her Suriyeli'de olduğunu Hatay'daki her Türk ifade ediyor. Şimdi göç idaresinin verilerine bakalım. Ve sadece kayıtlı Suriyeliler üzerinden gidelim. Gaziantep'te Temmuz 2019'dan Eylül 2019'a kadar 2 ayda Suriyelilerin nüfusu 10 bin artmış ve 448.603'e yükselmiş. Yani Gaziantep nüfusunun %21.11'i şu an kayıtlı sayılarla Suriyelilerden oluşuyor. Aslında kayıtsız 150 bin Suriyeli ile bu rakam çok daha, bu oran çok daha yüksek. Eğer kalırlarsa, bakın 2040 yılında nüfusları Gaziantep'in %32'sini oluşturacak ve kayıtsızlarla birlikte Gaziantep nüfusunun %50'sini Suriyeli Araplar oluşturacak. Gaziantep bir Türk kenti olma niteliğini kaybedecek. Hatay'da bugün 437 bin Suriyeli var. Ama kalmaya devam ederlerse 776'ya ulaşacak, kayıtlılar üzerinden %41.5'ini Suriyeliler oluşturacak. Şanlıurfa'da 428 bin Suriyeli yaşıyor. %21'ini oluşturuyor Şanlıurfa'nın sadece kayıtlılar. 2040 yılında 758.773 olacak ve %30.5'ini oluşturacak Şanlıurfa nüfusu. Kayıtsızlardan hiç bahsetmiyorum. Onlarla birlikte %40'a çıkıyor. Durum Türkiye için çok ağır bir tehditken ve her geçen gün tehdidin ağırlığı artmaktayken Erdoğan yönetiminin Suriyeli sığınmacı sorununu çözme niyeti olmadığı, Türkiye'yi tehlikeye atacak şekilde zaman öldürdüğü anlaşılıyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada bu durum bir kez daha ortaya çıktı. Suriye'ye yapılması planlanan askeri operasyon öncesinde Erdoğan yönetimi yanlısı propaganda mekanizmasının algı operasyonlarında bunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli sığınmacıların güvenli bölge diye adlandırılan bölgeye taşınması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun desteğiyle burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır dedi. Erdoğan'ın planı Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede sadece 1 milyon Suriyeli'yi yerleştirmek için 5 bin nüfuslu 140 adet köy, 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan bir yerleşim alanı oluşturmak. Yine resmi açıklamayı okuyorum arkadaşlar. Köylerin her birinde 100-350 metre parsel büyüklüğüne oturan 100 metrekare 3 artı 1 ev ile ahırdan oluşan 1000 konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi olacakmış.
Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre bir dönüm tarım yapılacak arazi verilmesi planlanıyormuş. Anadolu'da hangi köyde var bunlar arkadaşlar? Eğer Suriye'nin kuzeyinde bu köyleri inşa ederseniz herhalde Anadolu'dan da birçok köylü boşaltır giderler. İlçelerin her birinde ortalama 100 metrekare 3+1 ve 2+1 konutlardan oluşan 6000 konut, bir merkez cami, 10 mahalle cami, 16 derslikli 8 okul, bir lise, 2 kapalı spor salonu. Hangi ilçemizde 2 tane kapalı spor salonu var bizim Türkiye'de? 5 gençlik merkezi, 1 küçük stat. Hangi ilçemizde stat var bizim? 4 mahalle ölçekli futbol sahası. Sosyal tesisler ile 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi ve üniversite öngörülüyor. Özetle her bir köyde 1000 konut, 140 köyde 140 bin konut, her bir ilçede 6 bin konut, 10 ilçede 60 bin konut olmak üzere toplam 200 bin konut inşa edilecekmiş. İşte o zaman buna TOKİ harekatı deniliyor. 2 milyon kişinin yerleşimi için inşaat maliyeti 302 milyar TL. Bugünün parasıyla 53 milyar dolardan bahsediyoruz. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de sunduğu proje, sarayın Suriye ve Suriyeli sığınmacılar politikasındaki hataları sürdürmek konusunda ısrarcı olduğunu gösteriyor. Bu proje birçok açıdan çökmeye mahkum bir projedir. En ufak bir ihtimalle, gerçekleşme ihtimali olduğu zaman da ortaya başka büyük riskler çıkartacaktır. Öncelikle böyle bir proje için Türkiye'nin parası yok. Zaten Erdoğan da diyor ki biz bunu uluslararası fonlardan karşılayacağız. Ortada iki tane örnek var. Irak ve Afganistan için toplanan bağışçı, donör toplantıları. Burada ortaya hiç para çıkmadı. Şimdi siz inanıyor musunuz? 53 milyar doları Türkiye bölgeye girdikten sonra toplanacak bir donörler toplantısında toplanabileceğine. Çünkü bunun iki yolu var. Ya birincisi ABD ile gireceksiniz. Ki ABD bu çok noktadan çok uzak. İkincisi Amerika'ya rağmen gireceksiniz ve daha sonra bölgede bir donörler toplantısı, yatırım için donörler toplantısı yapacaksınız. Bunun parasını bulamazsınız. Bu arada bir başka sakıncalı adım daha atıyor Erdoğan ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken yeni bir şart oluşturuyor. O da Suriyelilere yeni erişim yerlerinin yapılması, iş ve aş ortamının sağlanması şartı. Türk milleti yıllardan beri Suriyelileri Türkiye'de 10 milyarlarca dolar harcayarak besledi, baktı, güvenliğini sağladı. Ama şimdi bir de ülkelerine döndükten sonra evlerini yapacağız, yatırım alanları yapacağız. Türkiye'de 7 milyon insan işsizken kendi şehit ailelerinize, gazilerinize bunları sağlamıyorken neden bir başka ülkenin vatandaşlarına, ülkelerine geri dönmeleri için sizin için bunları yapmak zorundayız şeklinde bir şartın altına kendinizi sokarsınız? Bunun hiçbir şekilde akılcılıkla izahı yok. Üstelik bir terör örgütüyle Türkiye arasındaki bir tampon bölgeye bu insanlar gitmek isteyecekler mi? Hiç zannetmiyorum. Gitseler bile böyle bir bölgede sadece ev ve 150 metrekare bahçeyle 2 milyon insanın kendisini besleyebileceğini mi zannediyorsunuz? Bunlar Türkiye ekonomisi üzerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da orada bir yük olmaya devam ederler. Kaldı ki böyle bir bölgeye ancak İdlib'de bugün bulunan HTŞ, ÖSO gibi unsurlar gelirler. Başka kimse de gelmez. O zaman kendi elinizle Türkiye'nin güneyinde altta PKK,
üste El-Kaide terör yapılarını oluşturursunuz. Ve tabii en büyük risk güvenli bölgeyi oluşturduğunuz zaman ve bunu da Erdoğan'ın kafasındaki gibi bir nüfusla şekillendirdiğiniz zaman, ki şekillenmez, onun altındaki PKK bölgesine de meşruluk kazandırmış oluyorsunuz. Suriye egemenliğindeki bir toprak parçası üzerinde böyle bir projeyi uygulamaya kalkmak da Suriye'nin bölünmesine hizmet etmektir. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın kabul edilemez Suriye ve Suriyeli sığınmacılar politikası, bir yandan kendisini iktidardan ayrılmaya, diğer yandan ise Türkiye'nin geleceğini ağır bir tehdit altına almaya devam etmektedir. Yapılması gereken Suriyelilere yeni yerleşim alanları inşa etmek değil, Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmelerini sağlayacak bir dış politika izlemektir. Yapılması gereken PKK-PYD bölgesini tamamen tasfiye edecek bir diplomatik, politik ve askeri strateji geliştirip uygulamaktır. Erdoğan yönetimi ne yazık ki bu noktadan çok uzak görünmektedir. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplandıracağım. Efendim, Trump'tan gelen mesajlara Ankara'dan sizce gereken cevap verilebildi mi? O sert aşağılayan küstahça mesajlara. Bir de Trump'ın, hani çizdiğim sınırları aşarsanız ekonominizi mahvedelim sözü var. O çizdiği sınırlar nedir? Siz bunu biliyor musunuz? Örneğin YPG ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacak? Eli kolu bağlı mı kalacak? Sizin değerlendirmeniz nedir? Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir psikolojik operasyonun başlamış olduğunu görüyoruz. Bu operasyonda bütün Amerikan medyasında hakim olan üç ana mesaj sokaktaki Amerikalıya, karar alıcılara değil arkadaşlar, sokaktaki Amerikalılara veriliyor. Bu mesajlar: bir, Kürtler sayesinde IŞİD'i durduruyoruz. İki, Türkiye Ruslarla işbirliği halinde. Üç, Türkler Kürtleri kesecek. Bu üç mesaj sürekli Amerikan medyası tarafından tekrar ediliyor ve işin ilginç yanı, yerel kanallarda bu mesajları aktardıkları gibi normalde eğlence programları olan programlarda da 24 saatten beri Amerika'da Türkiye konuşuluyor ve Türkiye aleyhinde bir yaklaşımda konuşuluyor. Mesela dün akşam Late Show'a Susan Rice çıktı, Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı, ve Türkler aç kurt gibi bölgeye giriyorlar mesajını verdi. Yani meseleyi sadece Trump'ın bir iki tweetine indirgeyerek anlamamız mümkün değil. Çok daha kapsamlı bir psikolojik operasyonla karşı karşıyayız. Buraya gelmeden belki siz de görmüşsünüzdür. Voice of America'nın son manşetini dikkatinize sunmak isterim. Suriye, Türkiye'nin Vietnam'ı olabilir başlığını attı Amerika'nın sesi. Özetle bu durumun çok dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bu psikolojik operasyona karşı bugün Fahrettin Altun'un yapmış olduğu makaleler ve atmış olduğu tweetlerle eğer Türkiye karşı psikolojik operasyon yapıyorsa eyvah halimiz. Bundan mağlup çıkarız. Çok daha profesyonel, etkili, kalıcı, sistemli bir psikolojik operasyonla cevap verilmesi gerekir. Öte yandan Trump'ın atmış olduğu tweet'e cevap verildi mi? Evet, muhalefetten çok sert tepkiler geldi ama Trump'a cevabı önce Erdoğan'ın vermesi gerekirdi. Erdoğan'dan bir cevap gelmedi. Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu psikolojik harekat anlamında bir felaketi temsil ediyor ve düşman propagandasına hizmet ediyor. Üstüne askeri elbise giyerek ve askeri elbise görünümlü bir elbise giyerek
fotoğraf çektirmiş, koymuş. Bir Dışişleri Bakanı'nın asla yapmaması gereken bir adım bu. İkinci Dünya Savaşı'nda bile Dışişleri Bakanları bunu yapmadılar. İkinci Dünya Savaşı'nda değiliz. Bir terör örgütüne karşı operasyona hazırlanıyoruz. Büyük operasyon, belki en büyüğü ama yüzlercesini yaptık. Dışişleri Bakanı heyecanlarını kontrol altına almayı bilmeli. Evet. Trump'ın o çizgi sınırlar ne olabilir? Doğrusu ben Trump'ın bu çizgi sınırları bilmediğini düşünüyorum. Hatta bilmediğini biliyorum diyebilirim. Trump sadece şu anda kendisine yönelik iç tepkileri durdurmak için bazı sınırlardan bahsetti. Bu sınırlar Türkiye'nin kararlılığı Amerika Birleşik Devletleri'nde güç dengeleri arasındaki mücadelenin sonucunda belirlenecek olan sınırlar. Fakat tekrar ediyorum, bu harekat PKK-PYD'yi ortadan kaldıracak bir harekat değil. Niyeti o değil. Çok sınırlı, onun altındaki bölgede PKK varlığına bu şekliyle meşruluk kazandıracak bir harekat. Türkiye'nin esas amacının PKK-PYD bölgesini Suriye'nin genelinde ortadan kaldırması olmalı esas amaç. Ve bu da ancak yeni bir askeri politik stratejiyle Suriye rejimiyle oturarak şekillenecek bir stratejiyle yapılabilir. Evet, başka sorunuz olduğu için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.